Selamlar. Birkaç gün aradan sonra yakışıklınız yine online. Arkadaşın evini taşıyorduk. Bir onunla uğraştım. Bir de kendi özel işlerim vardı. Biraz da onlarla uğraştım. Bir de animasyonun son aşamasındayım. Şu an ona yoğunlanmam gerekiyor. Yine de arada boş tutmayayım dedim. Çünkü bu kanalın büyümesi beni çok şaşırttı. Şu an ana kanalın onda biri kadar takipçisi olduğu halde neredeyse üçte biri kadar istatistikleri var. Bu da çok ilginç gerçekten. İnsan hayret ediyor. Bugün Twitter'da bir olay gördüm. Bir ayakkabı mağazası sundar kız annesine sinirlenmiş ergen bir kız. Önce onu hırpalayıp sonrasında merdivenden itmiş. Videodan okuduğum kadarıyla artık ne kadar doğrudur bilmiyorum. Kızın istediği ayakkabı alınmamış diye annesine şiddet göstermiş. Ama annesi de böyle altta ağlıyor yere düşmüş. Bir şey yapamıyor çocuğum diyor böyle çok değişik bir kafada. Kız böyle millete de bağırmaya çalışıyor. Ama kızı taklit etmem lazım. Bana dokunmayın benim problemlerim var anlatamıyor muyum falan böyle. Sağa sola da efelen kalkmış. O efelendikleri kişi onun ailesi olmadığı için sen kime şekil yapıyorsun deyip izlerini yürüyorlar ve pısmaya başlıyor kız. Ama sadece üzerine yürümüşler. Şahsen ben olsam ki ben şiddet karşıtı biriyim ama kızı öyle bir geçiririm ki öyle bir geçiririm ki reset atar. Hiç çekemiyorum çünkü bunları. Geçenlerde de konuşmuştuk modern dünyanın tanrılaştırılmış çocukları üzerine. İşte bu da bir örneği. Ay benim kızım en iyisini hak ediyor. Ay benim çocuğum en zekisi. Ay benim kızım en güzeli. Ay benim çocuğumun bir dediği iki olması. Al sana çocuğun. Bu tanrılaştırılmış nesil artık büyüdü. Yemin ediyorum çekilmiyorlar. Çekilmiyorlar. O kadar benciller, o kadar sinir bozucular, o kadar saygısızlar ki. Hep bir afra tafra, hep bir ben merkezcilik. Ya sikerim senin ben merkezini. Yalak sen kimsin? Anan değilim, baban değilim. Çekemem, yapıştırırım tokata. Var öyle günlük hayatta karşılaştıklarımda. Çok tiksiniyorum ya. Durmadan konuşuyor. Lafı kesilmeye kalkmasın böyle gözümüzü kayıyor. Ay 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 falan böyle. Sırf kendi keyfi için insanlara çok rahat zarar verebiliyor. Bu tipler böyle. Siz benim çocuğum iyi olsun diye hem kendi çocuğunuzu kötü yapıyorsunuz hem de o kişinin hayatı boyunca karşılaştığı insanlara bir dolaylı kötülük yapmış oluyorsunuz. Bu çocuk saygısız, bu çocuk olmamış, bu çocuğu geri sok, çıkart, tekrar yapılandır. Burada çocuğu olacak, evlenecek, arkadaşlar var. Lütfen çocuğunuzu böyle büyütmeyin. Sizin çocuğunuz özel değil. 7 milyar kişiyiz burada. Ne kadar özel olabilir? Sen çocuğuna iyi olmayı öğret. Bırak çocuğun bazı acıları yaşasın. Bazı şeylerin yokluğunu çeksin. O yokluğunu çektiği şeyler, o acısını yaşadığı şeyler onu şekillendirir. Ama yok. İlla alınacak o. Yeri gelirse ben aç kalırım ama o çocuğum o kıyafeti giyecek. Bırak giymesin. Bırak o onun içinde bir hüzün olarak kalsın. Hüzünsüz çocuklar yetiştirmeye çalışıyoruz. Bu daha da hüzünlü oluyor. Mesela ben anneme böyle efelenemem. Ben kendi anneme böyle bir şey yapacağım ki böyle bir şey yapacak biri değilim. Benim kolum bacağım ciddi anlamda kırılır. Öyle yatalak yatalak takılırım bir iki sene. Net bir şekilde söylüyorum. Özellikle bir de birkaç kişinin kulağına gidecek bu öyle yaptığım. Üf, ben sıçtım. Ben net sıçtım. Beni yamulturlar. Ciddi anlamda beni yamulturlar. Sadece aileden gelen bir olay da değil bu bu arada. Toplumumuz buna döndü. Çocuk hep kutsallaştırıldı. Çocuğa hiçbir kötülük yapamıyorsun ya da kötülük deyince de böyle net bir kötülük kötülük deyince de yüz kızartıcı kötülük anlamında düşünmeyin lütfen. Okul sistemi var. çocuğa kötü bir şey bile söyleyemiyor hoca. Yani okuldaki hocalar da ailesi gibi olmaya çalışıyor mecburiyetten. Bırak kötü bir şey yapmayın. Normal bir şey yapmaya kalksa bile belki de o hoca okuldan uzaklaştırılacak. Özel okullarda böyle. Çocuğa komple iyi davranman gerekiyor. Çocuğu sürekli bir şımartman gerekiyor. Toplum böyle. Yoruma baktım. Çocuğunu böyle yetiştirirsen böyle olur işte. Değil değil sadece olay yetiştirmekte de değil çevrede de çok büyük bir sıkıntı var Çünkü bütün veliler böyle yetiştiriyor çocuğunu böyle yetişmeyen de kendini ezik mi hissediyor artık bilemiyorum beni çok kanser ediyor bu insanlar ama keşke orada olacaktım o kıza bir iki tane geçirmek istiyordum sonra da derdiniz a kadına şiddet uyguluyor diye sizin bu konu hakkındaki düşünceleriniz nelerdir dostlarım bu hafta sonu geçtiğimiz günlerin gündemlerini topluca atacağım buraya onun haberini vereyim şu an dediğim gibi animasyona uğraşıyorum ve bir kaçışım var ama o gündemlerde not alındı bir sonraki podcast'te görüşmek üzere öpüyorum hepinizi